Hoş geldiniz. Yeni bir bölümle karşınızdayım. Video çekme olayına hala alışmaya çalışıyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bazı ayrıntılar gözümden kaçıyor. Saçımı, başımı beğenmiyorum çektikten sonra. Geçenki videoda bak piercingim yamuk kalmış. Şimdi onu düzelttim. Tekrar söylüyorum, bu bir makyaj kanalı değil. O yüzden Elimden geldiği kadar makyaj yapıyorum. Bugünkü konumuz yoga ee, ve daha önce bahsettiğim konularla yoganın ilişkisi. Yoga bunun neresinde? Öncelikle yoga nedir, ne değildir? Yoga'nın teorisini, tekniğini, detayını anlatacak bir sürü insan, bir sürü hoca, bir sürü üstad var etrafta. Ben böyle teknik detaylarla ve formal bilgilerle burayı doldurmak için bu videoyu çekmiyorum. Ben bu videoyu kendi tecrübem ve kendi idrakımı anlatabilmek için çekmeye niyetlendim. Çünkü ben bir anlamda bu yola, bu öğretileri anlamaya, kendimi ve burada ne olup bittiğini daha derinden anlamaya girişi yoga öğretisiyle yaptım ve bu öğretiyi de hala bir oranda takip ediyorum. Ben daha önce de bahsettiğim gibi biraz daha Açık olan zaten arayışı aslında doğduğu günden beri olan ve bunun arayışında farkında olan yalnızca bunun fiziksel dünyada karşılığını bulamayan bir insan olarak geçirdim hayatımın çoğunu. Bir noktada yoga karşıma çıktı ve bana zaten hissi çok tanıdıktı. Yani bir yerlerde böyle bir öğreti vardır dediğimi hissediyordum. Böylece ilk yoga dersime girmiş bulundum. İlk yoga dersime 17-18 yaşlarında girdim. Yani 9 sene önce yoga ile tanışıklığım 9 sene öncesine dayanıyor. Eğitmenlik eğitimini e, almam ve sonrası ise 4,5-5 yıl oldu. Evet e, ve o zamandan beri düzenli bir pratik olarak hayatımda var diyebilirim. Düzenli pratik ne demek ondan da biraz bahsedeceğim. E, kısacası yoga ile böyle bir yolculuğum var ve tüm bu süre zarfı içerisinde pek çok farklı e, yoga çeşidini denedim uygulayıcı olarak denedim, teorisini öğrendim, araştırdım. Çok fazla farklı hocanın dilinden farklı şey dinledim. Yüzlerce farklı derse girdim. Ve bunlarla ilgili kişisel bakış açımı sunmak istiyorum. Şimdi öncelikle yoga son senelerde çok popüler oldu değil mi? Sadece Türkiye'de değil dünyanın hemen hemen tamamında bu böyle. Ve dünyanın tamamı derken aslında Batı dünyası dediğimiz yani bu ezoterik öğretileri, holistik öğretileri takip edip uygulamaya devam etmeyen ki bunu yapanlar çok azınlık kalıyor artık dünyada modern toplum diyebiliriz kısaca zihinle çalışmaya, zihinden yönetmeye, yönetilmeye alışmış zihniyle düşünüp kendini zihniyle tanımlamaya alışmış teknolojinin içinde olan işte modern kölelik diyebileceğimiz sistemin içerisinde olan aslında kendinden özünden kopmuş ve materyalde takılı kalmış toplumlardan bahsediyorum. Materyalde takılı olmak, parayı pulu önemsemek, araba alıp ev almak istemek değil, en azından bundan ibaret değil. Bahsettiğim tarzda toplumlara yoga'nın gelmesi, yoga öğretisinin küçük ve yalnızca nesillerdir bu tarz bir yaşamı belimsemiş, bakış açısı yetiştirilme tarzı bu öğretileri, pratiğini yapmaya hazır olan küçük komüniteler değil de daha büyük topluluklara, ee, ve dünyanın geri kalanına yayılma süreci çok yeni bir mevzu aslına bakarsanız yüzyıl kadar bir süresi olmalı diye biliyorum yani 20. yüzyılın başlarında yavaş yavaş bu öğreti batıya doğru gelmeye başlamış ve tabii ki o en saf, en çiğ, en öz versiyonu gelememiş çünkü çok uzun süredir bakış açımız, düşünme ve yaşama tarzımız o öğretiyi bir anda almaya zaten hazır değil. Ve bu öğreti çok katmanlı ve çok basamaklı bir öğreti. Dolayısıyla bunun biraz daha kolay şekilde uygulanabilir. Biraz daha faydalı kısımlarının hızlı, yani zaten hız bir e, anahtar kelime, özümsenebileceği şekilde bir yoga sistemi adapte edilmiş diyebiliriz. Bunun sebepleri tabii çok çeşitli ve çok tartışmaya açık. Öncelikle yoga 8 basamaklı bir öğreti. Bu öğretinin ilk iki basamağında yamalar ve niyamalar yer alıyor. Bunlar da kendimizle ilişkimizde, çevremizle ilişkimizde takip etmemiz gereken veya kaçınmamız gereken çeşitli davranışlar ve etik ahlak kurallar birliği ve bütünlüğü diyebiliriz. Bu tarz etik kuralları zaten biliyorsunuz çoğu dinin, çoğu öğretinin belkemiğinde olan şeyler ancak e, gözden kaçan nokta şu ki şimdi bu yoga dersi deyince ya da aa şu arkadaşım yoga yapıyor şu arkadaşım yoga eğitmeni deyince gördüğünüz o bedensel pozlardan oluşan pratik yoga'nın bu 8 basamağından sadece bir tanesi ve çok faydalı, e, dönüştürücü bir pratik şekli. Yoga asana pratiği yani yoga pozlarıyla yapılan pratik. Kesinlikle öyle ve bu 8 basamak içerisinde yer almasının belli bir mantığı var. Diğer basamaklarla ilişkisi var. Yoganın en sonunda varmak istediği nokta olan birlik, bütünlük bilincine ve artık o küçük kendinden, insan egondan tamamen özgürleşip geri kalan her şeyle bir ve bütün olduğunun tam idrakına varma e, haline ulaşmak istiyor yoga ve bunu yaparken ki yolda bedensel pratiklerde belli bir yer ve belli bir işlev kaplıyor yoga bundan ibaretmiş gibi yapıldığında ortaya bazı sıkıntılar çıkabiliyor ve sıkıntı diye adlandırmayalım o da bir yol ve o da bir yolun parçası e, fakat tam anlamıyla kitabına kuralına uygun yapılmadığında basitleştirilmeye yüzeyselleştirilmeye çalışıldığında açığa çıkan bazı durumlar. O da şu arkadaşlar. Geçen videolarda biraz bunlardan bahsettim. Şimdi biz içinde yaşadığımız çağda çok travmalı toplumlarız, çok travmalı insanlarız. Bu inanın toplumdan topluma travmaların ne olduğu ve yoğunluk miktarı değişmekle birlikte çok da değişmiyor. Bizim coğrafyamız biraz daha farklı bir coğrafya. Evet Avrupa'ya, Amerika'ya, bazı diğer gelişmiş ülkelere, kıtalara göre. Fakat e, emin olun insanlığın ortak deneyimi travmalı ki dışarıya gözlerinizi döndürüp bakarsanız nasıl bir dünya, nasıl bir gerçeklik yarattığımızı e, görebilirsiniz. Bunları dillendirip, ee, ekstra buraya odağımızı, dikkatimizi vermemizi istemem. Ancak dışarıda ne görüyorsak milletler arasında e, çıkan olaylar, ekonomik durumlar siyaset diye bir şeyin zaten başlı başına var olması kendi bedeninize bakabilirsiniz çevrendeki, çevrenizdeki insanlara bakabilirsiniz, hastanelere bakabilirsiniz kronik rahatsızlıklar geri dönüşü olmayan hastalıklar, mental rahatsızlıklar, bozukluklar İnsan vücudu böyle bir makine değil. İnsan vücudu bu kadar arıza çıkarmaya müsait. E zaten yaşlılık olur ya. Ay hastalık işte oluyor falan. İnsan vücudu böyle bir şey değil. İnsan vücudu bilinçte ve enerji bedeninde bir pürüz olmadığı zaman şu anki halinin ben tahayyül edemiyorum. 50-100-1000 katı performansla çalışabilecek. ...çok daha uzun yıllar yaşayabilecek bir mekanizma. Biz onun çok çok düşük bir potansiyelini görür haldeyiz. Nasıl ki insan bedeni bu halde ise ...bizim dünyamızın da bedeni var. Üstünde yaşadığımız bu yerkürede bir beden, bir kılıf, bir organizma... İşte onun da e, o kadarcık bir potansiyeli şu anda gördüğümüz şey... Sizce hayat standartlarımız yüksek mi? İstediğimiz hayatı yaşıyor muyuz? İstediğimiz mutlulukta mıyız? Bütün insanlık olarak, kolektif olarak. İşte buradan e, pay biçebilirsiniz her birimizin bilincinin seviyesine ve enerjisinin kalitesine. Her birimiz birer hem uydu alıcısı gibiyiz. E, nerede ne enerji ne yayın yapılıyorsa o yayını, o frekansları alıp kendi bedenimize indiriyoruz ama aynı zamanda da birer dağıtıcıyız. Yani aslında biz de radyo yayını yapan istasyonlar gibiyiz. Bizden yayılıyor. Biz ne düşünüyorsak, ne hissediyorsak, nasıl bir haldeysek bizdeki de dünyaya yayılıyor. Dolayısıyla milyarlarca insanın aynı anda bir şey düşünmesi, milyarlarca insanın aynı anda bir his içerisinde olması eşittir o hissin fiziksel realitede gerçek olması, fiziksel düzlemde deneyim olarak yaşanmaya başlanması. Bu yüzden bizim kendi içimizde hangi inancı, hangi travmayı taşıdığımız, hangi duyguyu taşıdığımız yaşanan bütün bu kolektif düzlemi, gezegende olup biten fiziksel olayları yaratan temel şeyler diyebiliriz. Yoga öğretisinde biz bu yamaları ve niyamaları yani etik ahlak kurallarını uygulamaya geçerek ne yapıyoruz? Öncelikle kendi yaptığınız yayını değiştirmeye başlıyoruz. Benden yayılacak enerjinin tonunu ben belirliyorum. Bu yama ve niyamalarda uygulanması öyle çok kolay şeyler değiller. Gerçekten değiller. İlk ilke mesela şiddetsizlik. Ahimsa bu ilke hayvanları öldürmemek, birini dövmemek, birinin canını acıtmamak, canlı cansız her şeye kendine şiddetsiz davranmak ilkesi ve bu ilke çoğu zaman yogilerin hayvan yememesinin dayanağı ya da ahimsa eşittir hayvanları yememek olarak algılanıyor. Fakat günlük hayatımızda en mikro seviyeden en makro seviyeye o kadar çok şiddet var ki. Zaten dışarıya ne yapıyorsanız kendinize yapıyorsunuz demektir. Kendinize uyguladığınız en ufak şiddet. Üf, af salak kendim. Çok beceriksizim. Şunu yapamadım, bunu yapamadım. Bunların hepsi şiddet. Hadi bakalım. Yapmayın öyle hayvan yemeyip oturmak kolay. Hadi partnerinizle, aile bireylerinizle, arkadaşınızla tartışırken şiddet içermeyen sözcükler seçin. Sadece sözcükleri ona göre seçip laflarımızı süslü püslü yapıp konuşmamızı düzeltmekle de kalmıyor. Niyet olarak karşınızdaki insanı dövmemeyi seçerek konuşabilecek misiniz? Sadece yapıcı olan şeyleri dile getirebilecek misiniz? Hiç incitmeden bütün derdinizi doğrusuyla örtülemeden saklamadan ifade ederek ama karşınızdakine saldırma onu suçlama amacı gütmeden sadece bir tane yamadan bahsediyorum şu anda. Temizlik, doğruluk, irade bunları kendimize yalan söylemeden kendimizden kaçınmadan başkalarından saklanmadan geçiştirmeden tam bir dürüstlükle yapabilmek pek kolay değil. Herkesin de harcı değil, bunları %100 uygulamıyor halde olduğunuz vakit yoga'nın bizim enerjimizi yükselten nefes egzersizleriyle çalışmaya başladığınızda bedeninizde sıkışık kalmış travmaları, blokajları açmaya, bedeninizin içinde akan size can veren yaşam enerjisini yükseltmeye yönelik yoga pozlarını yapmaya başladığınızda o sıkışık travmaların ki onların da sebebi zaten bu yamaların zamanında uygulanmamış olmasından kaynaklı şeyler. Şiddet görmüşsünüz, travması kalmış, duygusu saklı, düşüncesi saklı, inancı saklı, bedendeki kaydı saklı. Bu bir topçuk gibi travma dediğimiz şey. Çılmaya başlıyor. Oram burama esnetmeye başladığımda. Açmaya başladığımda. Ve siz Yoga yaparken, o matın üstüne çıkıp o pozları yaparken, savaşçı pozunu yaparken, bir hayvanın pozuna girerken, o arketipleri, o e, sembolizmaların içinde taşıdığı anlamları ve güçleri hayatınıza çağırmaya, hayatınıza açığa çıkmaya davet ediyorsunuz ve birliğe katkı sunmaya niyet ediyorsunuz aslında. Her mata çıktığınızda Yoga yapıyorum. Yoga eylemine geçiyorum. Birlik, birlik yapıyorum ben. Birlik bilincine gitmek istiyorum. Buna dair bir niyet koyuyorsunuz. Ve birlik bilincine gitmek demek dualitenin kaybolduğu yeri bulabilmek, ikiliklerin bir olduğu alana geçebilmek demek. Bunu yapabilmek için o düşük frekanslı du duyguları, o sıkışık kalan travmaları, o sizin yaptığınız yayının tonunu, rengini belirleyen kendi ışığınızı, kendi özünüzü aşağıda tutan her şeyi karanlıkları ben aydınlığa dönüştüreceğim. Bir edeceğim hepsini demek. En azından ben bunun yolcusuyum demek. Yogi olmak, yoga yapmaya başlamak. Siz bu güçlü niyeti gönderirseniz, verirseniz hayata, hayat sizin o düşük titreşimli duyguları, inançları bulup ışığa dönüştürebilmeniz için Artık daha fazla öyle e, efendim çekmecenin arkasına yatağın altına takıştırılmış çöpler gibi sizin travmalarınızı orada saklayıp onlardan sonsuza dek kaçınarak rüyada sadece canınızın istediği gerçekliği yaşayarak canınızın istemediği şey canınızı sıktığında doktora, psikoloğa, psikiyatriste gidip bana bir ilaç yaz demek efendim alkolünüzü içmek efendim gidip anlamsız seksinizi yapmak, efendime söyleyeyim o ben çok para kazanıyorum, hırs iş, o silikon vadisi falan diye e, cayır cayır çalışıp kendinizi verip onlardan kaçamazsınız artık. İstiyorsanız yapabilirsiniz hobi olarak ama ben yoga yapacağım diyorsanız, ben aydınlanma yoluna giriyorum diyorsanız, hayat diyor ki buyur kardeşim, eski hayatın çöp artık. Bunlara bakacaksın, ah. Önüne koyuyor kaçtığın her şeyi, kaçmak istediğin şeyleri. Travmanı, modifikasyonlarını. Modifikasyon demek bu gerçekliği, dışarıda olan hakikati daha doğrusu hangi filtreden geçirip, hangi inançla distorte edip şeklini değiştirip hangi filtreleri atıp içeri alıyorsun, modifiye ediyorsun dışarıdaki hakikati. Onlar senin inançların. Hakikatle bilincin arasındaki kapılar, modifikasyon. Diyor ki yoga bütün modifikasyonlardan özgürleşeceksin, en çıplak haliyle hakikati göreceksin. O zaman sen o matın başına çıkıp o pozları yaparsan, sen o nefes egzersizlerini yaparsan, evrende gelir sana ah, ah modifikasyonların bak falan diye önüne koyar. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yoga yapınca tek el üstünde durunca. Hayat çok harika oluyor. Bütün dertlerimizle iyileşiyoruz. Mental sağlığımız mükemmel falan. Yoga bunun için yapılmıyor. Böyle de olmuyor. Öyle oluyor diye gezen dostlarınız varsa onlar evrenin gözlerinin önüne sokmaya çalıştığı o şeyleri daha görememiş olabilirler ya da çoktan aydınlanmışlardır. Ben bir şey diyemem. Tabi öyleyse onlara ne mutlu. Hala bildikleri hayatı bildikleri şekliyle yaşamaya devam ediyor olma ihtimalleri yüksek. Daha da anlamayınca hayat çok daha sert şeyler önünüze koymaya başlıyor. Sağlığınızı bozuyor. Partnerinizden ayrılıyorsunuz, işinizden ayrılıyorsunuz. O bu şu ki totonuzun üstüne oturup düşünün diye. Eğer kendi kendinize yapmayı seçmezseniz bu dönüştürme işini. Büyük olaylar başınıza gelmeden seçmezseniz. Dur ya ben bu oturup şuna bakayım. Dur ya ben şu yamanı yamaları bir full uygulayayım, bir ahlakımı temiz tutayım. demezseniz kendi kendinize. Dedirtiyor. Niyetiniz eğer buysa, niyetiniz birlik bilincini anlamaya doğru giden yolda yürümekse fakat batı dünyasında olan şey kimsenin totosu yemiyor yani böyle yama niyama falan uygulamaya. O yüzden ne yapalım Muruk ya? Yoga moga. <laughs> öyle bir yerden yapılabiliyor yoga. E, kimseye burada laf etmiyorum. Kendim de yaptım bunu. Hala da bazen yapmaya çalışıyorum ama artık yemiyor yani. Çünkü öyle yapmanın sonuçlarıyla ben e, biraz daha zor yollardan yüzleştim. Öyle mata çıkayım da iki açılım gerineyim falan. Ee, çok yemiyor yani bazen oluyor iyi oluyor güzel bir bedensel pratik <laughs> ama öyle oyuncak edilecek bir şey değil. Ya arkadaşlar yoga yapan insanların çoğu bedensel fiziksel pratiği yapıyor olmaktan bahsediyorum. Alkol almayı devam ediyor şiddet uygulamaya devam ediyor bir seviyede. Milleti patır kütür dövmüyorsun diye şiddet uygulamıyor değilsin yani. Uyuşturucu maddeler kullanmaya devam ediliyor. Ben ne zannediyordum biliyor musunuz? Yoga eğitmenlik eğitimine başlamadan önce yemin ediyorum böyle zannediyordum. Ben yoga eğitmenlik eğitimini alacağım. Ki bu bahsettiğim eğitim 200 saatlik temel olan eğitim. Hani üniversitede lisans okumak gibi ya da ön lisans okumak gibi of o eğitimi bir alacağım ve şu insan olacağım sanıyorum. Her sabah kalkacağım beşte. Güneşi bir selamlarsın. Üf. Ondan sonra nasıl besleniyorum böyle sıvı şeyler. Sağlık sağlık sağlık. Üf hiçbir yerimde hastalık bile kalmayacak süper. Ha. Ya ben çetin çetin taşa dönüşeceğim falan zannediyordum. O 200 saatlik şey eğitimi alınca. Yok Size sadece bilgi veriliyor yani temel veriliyor ki işte yapamazsınız zaten bir anda o hayat. Yani o hayata geçişe benim idealize ettiğim hayat bu yogi hayatı falan değil yani öyle bir şey değil ben böyle hayal etmiştim sadece. Benim o hayatı yaşayabilmem için öz disipline ihtiyacım var, iradeye ihtiyacım var, kendimi sevmem lazım. Bu hayatın iyi bir hayat ve güzel bir hayat olduğuna inanıyorsam onu yapabilmek için benim iyi ve güzel bir hayatı hak ettiğime inanmam lazım. Yoksa ona inanmayan tarafım beni sabah beşte her kalkmaya çalıştığımda sabote edecek. Mata her çıkmaya çalıştığımda sabote edecek. O sağlıklı smoothie içmek istediğimde çikolata yemek isteyecek. Benim kendini sevmeyen tarafım kendini çünkü başka bir yerde tutmak istiyor. Pis bir yerde tutmak istiyor suçlu olmaya devam etmek istiyor. Kendinden memnun olmamaya devam etmek istiyor. Ve hepimizin içerisinde o taraflardan var. Küçük küçük irili ufaklı var. Yapmak isteyip de yapamadığınız şeyler o yüzden olmuyor. Procrastination dediğiniz şey o yüzden. Procrastination. O yapmanız gereken işin başına oturmak hariç her şeyi yapıyorsunuz ya. Heh. Onların sebepleri böyle şeyler ve bunları kimse bana 200 saatlik eğitimde elime veremez. Kimse bana bunun hapını da yutturamaz. Benim bunlarla ince 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 çalışmam gerekiyor. Ve zaten bu yama ve niyamları katı bir şekilde uyguladığınız vakit bu tarz kendini yıkıcı, kendine şiddet uygulayıcı hareketlerden aslında otomatik olarak kaçınmış oluyorsunuz. Tapas mesela arzulu ve ateşli bir şekilde istek duymak yaptığım pratiğe. Evet ben bu yola baş koydum, bunun tutkusundayım. Ve o tapasım var benim dediğin için o tapasa sadakatle her sabah yataktan kalkmak. Örneğin e, tapasım var diye neyse bugün uyuyayım bari diyemezsin işte hani dolayısıyla o ilkeleri uygulama ve o ilkelere sadık kalabildiğin zaman bu davranışlardan otomatik olarak kaçınmaya başlıyorsun. Ama kolay mı? Zor. E seni eski kalıpların, eski paternlerin düşünmeye alışkın olduğun şeyler, inanmaya alışkın olduğun bildiğin hayat, bağımlılıkların ki bağımlılık sadece alkole, maddeye, sigaraya falan filan olmuyor. Çok fazla şeye bağımlıyız. Netflix dizisi izlemek Efendim ilişki bağımlılığı, telefonda konuşma bağımlılığı, mesajlaşma bağımlılığı her şey. Onlar geri çağırıyor ve her defasında kendini içeriden görüp gözlemleyip şu an ben bir karar verdim üst akıl olarak ve zihnimin sesini de dinlememeye karar verdim. Onu duyacağım, ne söylediğine bakacağım. Ama burada bir karar verildi, o uygulanacak diyebilen bir öze geçebildiğin ve zihnini de kendinin hizmetine sokabildiğin vakit zaten frekansın yükselmeye başlayacak. İçeride o yıkıcı duyguları, yaraları, travmaları ve onların yarattığı halleri taşımamaya başlıyor olacaksın. Ve sen nefesinle, bedensel pratiğinle enerjini yükselttikçe yükselttikçe yaptığın yayının gücü artacak. Normalde ne olur? Sizin şehir içinde bir yerden bir yere giderken bir tane radyo kanalı çekmez mesela. Ya da otoyola çıktığınızda şehirler arası yolda çekmez. Sen yogi olursan senin kanal Ankara'dan yayın yaparsın. İstanbul'dan da çeker. Full aydınlanırsam tüm dünyadan çekersin kardeşim. Yükselmiş üstadlar her yerden çekiyor. Yoga'nın <laughs> bu aydınlanma basamağında ötesine geçmiş üstadlar. Zaten bedensel olarak bu dünyadan ayrılmış oluyorlar çoğunlukla nereye çağırırsanız gelirler. Her yerde her an mevcut olabilme özelliğine sahip oluyorsunuz mükemmel. Kendinize sadık kalıp bu ilkelere sadık kalıp o eski alışkanlıklarınızı, eski kendinizi egosal kalıplarınızı sürdürmedikçe siz orayla bağlantılar zayıflıyor yani köküne giden suyu kesmiş oluyorsunuz o alışkanlıkların. ...onlarla aranızdaki bağ zayıflıyor... ...kesiliyor zamanla... ...ve o inançların yerine de... ...daha... ...ışıklı versiyonlarını... ...birlik bilincinin tohumlarını... ...ekmeye başlıyorsunuz... ...ve o birlik bilincinin tohumlarını... ...sürekli sulamaya başlıyorsunuz... ...ve yeni bir... ...enerji düzlemine geçiyorsunuz... ...aslında yeni bir versiyonunuza doğru... ...geçiyorsunuz, o da her seferinde değişiyor... ...belhasıl... E, ee, çoğu insan ne yapıyor? Yamaları yamaları düzgün olarak uygulamadan dediğim gibi buna ben ve çevremde yoga yapan neredeyse herkes dahil. Elimizden geleni yapıyoruz ama dünya oyunu. Az kolay. Bir yandan enerjini yükseltmeye çalışıyorsun bir yandan bir şey geri çıkıyor. Ama ben yoga yapıyorum iyi olacaktım harika olacaktım diyorsun. Boklar püsürler sürekli yüzeye geliyor. İşte niye sen onlarla yüzleş yüzleş dönüştür diye. Dolayısıyla bu yola adanmışlık Gerçekten çok inişli bir çıkışlı bir süreç e, olabiliyor e, ve adanmışlık içerisinde olmayıp yalnızca asana pratiğini yapmak ve yalnızca ikinci el bilgilerle gerçekten meditasyonunu yapmadan meditasyonda kalmadan ah iki nefes aldım rahatladım deyip hocanın söylediğini cımbızla çek romantik ağdalı cümleler al oradan oku e, falan filan yaptıkça bu defa yoga ne olur sizin bir başka bağımlılığınız olur sadece. Asana pratiği işte e, şu an zaten bu travmaları içimizde taşıyıp durmamız yüzünden bu halde olan fiziksel realite ve o travmaların doğurduğu duygular ve davranış modelleriyle besleyip durduğumuz sistemin bir başka oyuncağı, bir başka e, çarkı, benzini suyu olmaktan farkı kalmaz ve kalmadığı da oluyor. İçimden birisi olarak bunları anlatmak istedim. Kendi görüşümü, tecrübemi. Kimseye bir laf ettiğim yok. Kimseye hiçbir şeyi suçlamıyorum. Kendi tecrübemi de anlattım. Bilinçsizlik söz konusu. Bilinçsiz bir topluma, bilinçsiz, bilinç düzeyi düşük insanlara çok yukarıdan girerek yoga öğretmek hangi sonuçlara hizmet ediyor, neleri nasıl besliyor onun farkındalığında kalmak gerektiğini düşünüyorum. Öğretiyi olduğu şekliyle katı kurallarıyla gerçekten çok güzel öğreten üstadlar var. Ülkemizde de var. Herkes de onların öğrencisi olamıyor zaten. Umarım kendimi açıklayabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyorum.